Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok güzel bir kurabiye yaptım. Lorlu kurabiye tarifi. Orijinal lorlu kurabiye tarifidir. Tam ölçülü, tam kıvamında. Şahane bir lezzet. Mutlaka denemenizi ısrarla tavsiye edebileceğim aşırı lezzetli bir kurabiye. Hemen tarifime başlayalım. Tarifime geçmeden önce öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu kurabiyenin en önemli püf noktalarından bir tanesi kullanacağınız lor peynirinin taze ve tuzsuz olması. Böylelikle içindeki yumuşaklık dokusunu kaybetmiyor ve durdukça çok lezzetlenen bir kurabiye oluyor. Şimdi öncelikle oda ısısında beklettiğim 150 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim ve 300 gram tuzsuz sürülebilir lor peynirimizi ilave edelim. Ben bu tarifte sürülebilir lor peyniri kullandım. Dilerseniz normal lor peyniri de kullanabilirsiniz ama taneli olduğu için mutlaka önden lor peynirini çatalla güzelce ezmenizi tavsiye ederim. Topaklanma gidene kadar ezerseniz oldukça pürüzsüz, çok güzel lezzetli lor kurabiyeleri elde edebilirsiniz. Bir Türk kahvesi fincanı zeytinyağı ilave edelim. Benim yapmış olduğum lor kurabiyesi tarifini internette veya çoğu yerde bulamayabilirsiniz. Çünkü Ege'den uzun yıllar pastane işleriyle uğraşan bir ustadan aldığım bir tarif. Benim anne tarafımda İzmirli olduğu için çocukluğumda yediğim lezzetin birebir aynısı. O yüzden güvenle yapabileceğiniz bir tarif. Alaçatı lor kurabiyesi, Ayvalık lor kurabiyesi veya İzmir lor kurabiyesi benzer lezzetler. Bazı tariflerde içerisine yumurta da eklenebiliyor veya sadece sıvı yağ ile yapılabiliyor. Üzerine pekmezle su eklenebiliyor. Ama bu dediğim gibi birebir orijinal Ege usulü yapılan lor kurabiyesi tarifidir. Yani vermiş olduğum bu tarif çok eski bir tariftir. Beni hiçbir zaman yanıltmadı. Defalarca deneyip yaptığım bir tarif. Herkesin çok beğeneceği bir tarif. Tam ölçülü, tam kıvamında bir tarif olduğu için malzemeler de bir o kadar ekonomik ve elinizin altında bulabileceğiniz malzemeler. Eğer sürülebilir lor peynirini bulamazsanız marketlerde normal lor peynirini de alabilirsiniz. Kendiniz de doğal sütten lor peynirini yapabilirsiniz. Lor kurabiye tarifinde dikkat etmenize gereken en önemli püf noktası lorun taze olması, tuzsuz olması ve hafif tatlı olması gerekiyor. Bu aşamada tereyağı, zeytinyağı, toz şeker ve sürülebilir lor peynirimizi en az 3-4 dakika kadar mikserle çırpalım, pürüzsüz bir hale getirelim. Çırpma işlemini yaptıktan sonra unumuzu azar azar ilave edeceğiz ama önden 1 paket hamur kabartma tozunu ve 1 paket vanilyamızı ekleyelim. Bir çay kaşığı karbonat ilave edelim. Elinizin altında karbonat yoksa ilave etmeyebilirsiniz. 1 su bardağı un ekliyorum ve mikserle tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Çırpma işlemimi tamamladıktan sonra 1 su bardağı daha un ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Toplamda tarifimde 4 su bardağı un kullandım ama lor kurabiyesi tıpkı anne kurabiyesi veya boşnak kurabiyesi tarzında bir kurabiye hamuru olduğu için mutlaka ununuzu kontrollü ilave etmenizi tavsiye ederim. Çünkü ele yapışmayan ama çok yumuşak bir hamur elde etmek istediğimiz için sert bir hamur asla olmamalı. O yüzden dikkatlice ilave etmenizi tavsiye ederim. İkinci bardağımı ilave ettim. Şimdi spatula ile güzelce karıştırıyorum. Hamuru gördüğünüz gibi böyle köpük köpük çok güzel bir hamur. Hamurumuzun malzemelerini ilave ettikten sonra bitmiş hali hafif cıvık olacak ama ele de yapışmayan yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. O yüzden özellikle teker teker su bardaklarını sizlerin görmenizi istediğim için her aşamasını çektim. 3. su bardağımdaki unu da ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hala hamurumuz hafif ıslakımsı, cıvık bir hamur. Son olarak 4. su bardağı unumun yarısını ilave ediyorum. 3,5 su bardağı olmuş oldu. Tekrardan diğer yarım su bardağını ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı un kullanmış olacağım. Ben normalde göz kararı alabildiğinde un olarak yaptığım için şimdi bu şekilde sizlere tarif verirsem zorlanacağınızdan dolayı bardakları teker teker göstererek her aşamasını sizlere kolaylık olması için paylaşmak istedim. Tekrardan spatula yardımıyla karıştıralım. Kalan son yarım su bardağı unumu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve tam istediğim kıvamda. Gördüğünüz gibi yakından yumuşacık, hafif cıvık bir hamur ama hiçbir şekilde elinize yapışmıyor. Çok güzel bir şekilde yuvarlanabilen, şekil alabilen bir hamur oluyor. Şimdi hamurumuzu yaklaşık 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim. Eğer vaktiniz varsa 2-3 saat kadar buzdolabında üzerini kapatıp dinlendirebilirsiniz. Çünkü dinlenen lor kurabiyesi çok güzel kıvamlı ve lezzetli olacaktır. Ben buzdolabında 30 dakika beklettim. Yakından da hamurun kıvamını gördüğünüz gibi hafif cıvık bir hamur ama elimize de yapışmıyor. Çok yumuşacık bir hamur elde ettik. Olması gerektiği gibi. Kurabiye hamurumuz buzdolabında 30 dakika dinlendikten sonra şimdi avucumun içerisine ceviz büyüklüğünde parçalar hamurumdan kopardıktan sonra yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Elinizle çok yassı bir şekilde hamurunuza şekil vermeyin. Yüksekçe yuvarlak şekiller yapıp o şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Çünkü piştikten sonra hafiften yayılma olacağı için mutlaka bu şekilde biraz yüksekçe bir yuvarlaklar oluşturalım. Lor kurabiyesinin içerisine dilerseniz limon kabuğu rendesi veya portakal kabuğu rendesi de ilave edebilirsiniz. Benim anneannem o şekilde de yapardı. Gayet güzel oluyor ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Çünkü sütün ve peynirimsi dokunun kokusunun kaybolmasını istemiyorum. İster istemez portakal kabuğu rendesi veya limon kabuğu rendesi ilave ettiğiniz zaman o sütümsi peynirimsi kokuyu örtüyor. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kurabiye hamurlarımızın üzerine hiçbir şekilde yumurta akı veya yumurta sarısı sürmeden toz şekerimize batıralım. Hepsine teker teker bu işlemi uygulayalım. Kurabiye hamurumuz o kadar yumuşak ve kıvamlı olduğu için toz şekerin hamurumuzun üzerinde tutması için yumurta akına veya yumurta sarısına hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin üzeri hafif pembeleşince, çatlayınca yaklaşık 20 dakika kadar pişirelim. Alt üst fırın ayarında fansız ayarda pişirdim. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz pişti. Yakından da gördüğünüz gibi hem üzerleri çok güzel çatladı hem de çok güzel pembeleşti. İstenilen kıvamda ve orijinal lor kurabiyesi hazırladık. Yakından da sizlere hemen kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. İçi kekimsi gibi yumuşacık, şahane bir dokuda. Böyle köpük köpük, çok farklı bir lezzette. Dışı da çok çıtır bir lezzette. Dinlendikçe, durdukça lezzetine lezzet katan bir kurabiye. Bu kurabiyeyi tadan şanslı kişiler lezzetini bilir. Öyle güzeldir ki fırından çıktığı anda bir tepsiyi bitirebilirsiniz. Abartmıyorum, o kadar lezzetli. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım tüm videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Anında yepyeni tariflerimden haberdar olabilmek içinse lütfen bildirim zilini açınız. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.